arkadaşlar. Evet, Türkiye 2000 sorusu, 2010 sorusu dağıttık arkadaşlar önce. Arkasından da eksileri karşıya atalım, artı hale gelsinler. Hocam ondan sonra şey yaptım. 3 parantezinde a üzeri 4 b kare artı b üzeri 4 a kare bölü 5'li bir ifade yaptım. Ondan sonra hocam bir şeyler daha gelecek ama onları daha bulamadım. Şimdi arkadaşlar, bu soru sizce nereye doğru gidiyor? Fikir olan var mı? Hani buradan görünce hocam sanki bu soru şöyle, yani şu yöntemle çıkacak. Yani bir eşitsizlik geliyor mu aklınıza? Hocam bence ago. Algo gibi değil mi? Şimdi biz öyle işlemler yapmalıyız ki eşitliğin sağ tarafındaki ifadeleri elde edebilelim. Şimdi a kare b'yi elde etmeye çalışalım. A kare b'yi de a üzeri 4 b kare ile elde etmeye çalışalım. Buradan bir tane daha a üzeri 4 b kare kullansak, şu anki haliyle a kare b kareyi elde edemeyiz. Bir tane b koysak arkadaşlar yanına. Şu an a üzeri 9 yaptı. Dördüncü dereceden, yani çarpınca bunlar eşitliğin diğer tarafında a üzeri 9 oldu. Dördüncü dereceden oldu. Benim a kareyi elde edebilmek için bir tane daha a eklemem lazım buraya arkadaşlar. Şimdi bunları çarparsak a üzeri 10 yapıyor. Diğer taraftan da b üzeri 5 yapıyor. Ve bunların 5. 5 tane terim olduğu için 5. dereceden kökünü alacağım. 5. dereceden kök a üzeri 10 b üzeri 5 yapacak ki o da a kare b yapacak. Bunu, hani bu kısmı, bunu görmek biraz zor ama bunu görünce ikinci kısım için ne yapacağımızı aşağı yukarı kestirmiş oldunuz. Bu sefer de a kare b üzeri 4 artı a kare b üzeri 4 artı a artı b artı b bölü 5 yapacağız. Gene agodan. Bu sefer 5. dereceden kök a üzeri 5 b üzeri 10 gelecek. Oradan da a b kare gelecek. Şimdi bu ifadeye baktığımızda bizim bir yandan da şuna ihtiyacımız var. Ve bunları taraf tarafa toplamaya da ihtiyacımız var. Buradan sonra gene biraz üzerine düşünürseniz a üzeri 4 b kare artı a üzeri 4 b kare artı a üzeri 4 b kare artı a kare b üzeri 4 a kare b üzeri 4 a kare b üzeri 4 artı a artı a artı b artı b bölü 10 tane terim var arkadaşlar burada. 10. dereceden kökünü alırsanız bunların da burada a üzeri 20 b üzeri 20 geliyor. 10. dereceden kökünü alırsanız a kare b kare yapacak. Hatta buradaki 10'un 2 çarpı 5 diye düşünüp 2'yi karşıya atarsanız bakın şuradaki ifadeyi elde etmiş olacaksınız. Biraz bulmaca gibi. Biraz yaratıcılık istiyor. Biraz da bulmaca gibi çözmek gibi. O zaman buna biz 1 diyelim. Buna 2 diyelim. Buna da 3 diyelim. Nasıl diyelim? Şu 10'u silelim şuradan. Buraya 5 diyelim. İkisini buraya atalım. Şimdi artık ne yapacağımızı aşağı yukarı kestirdiniz. 1, 2 ve 3'ü taraf tarafa toplarsak arkadaşlar, hepsinin paydası 5 olduğu için rahatlıkla toplayabiliyoruz. Hepsinden kaç tane gelmiş oluyor zaten? 5 tane gelmiş oluyor. 5'e bölününce de a üzeri 4 b kare büyük artı pardon artı a kare b üzeri 4 artı a artı b büyük eşittir a kare b artı a b kare artı 2 a kare b kare oluyor ve bizim göstermek istediğimiz ifadeyi göstermiş oluyoruz. Bunu göstermek demek zaten
yukarıdakini göstermek demek. Bu sorunun üzerine tekrar düşünmenizi istiyorum. Kendi başınıza çözmeye çalışın lütfen. Şimdi Türkiye 2011 sorusu. Türkiye 2011. Her pozitif x, y reel sayısı için bir küçük eşit x artı y çarpı x küp artı y küp bölü x kare artı y karenin karesi, o da küçük eşit 9 bölü 8 olduğunu gösteriniz. Evet, bu da Türkiye 2011 sorusu arkadaşlar. Bir üzerinde 5 dakika kadar düşünün. Nasıl yapacağınıza dair başta bir konuşalım. Burada iki tane aslında eşitsizlik çözeceksiniz. Bir, şu eşitsizliği çözeceksiniz ki bu tarafı biraz kolay. Bence kısa bir sürede çözebilirsiniz. Bir de şu eşitsizliği çözeceksiniz arkasında. Yani bu soruyu çözebilmek için iki tane eşitsizlik çözmeniz gerekiyor. Evet, düşünün biraz bakalım.
Evet arkadaşlar, bir tarafı, herhangi bir tarafı çözen var mı? Hocam Ben sol tarafı çözdüm. çözeceğim. İkisini de Sağ çözeceğim. tarafta da yaklaştığımı düşünüyorum. Evet, Ahmet Kerim sol tarafı söyle bakalım. Hocam ben açtığım için önce. İki, Nasıl? üstünde altında. Peki şöyle mi yani? Şu hale getirdin. Öyle getirmemiştim de hocam. O yola gidiyor. X üzeri 4 artı 2x kare y kare artı y üzeri 4 x üzeri 4 artı x y küp artı y x küp artı y üzeri 4. Evet. Sadeleştirme yaptım hocam. X üzeri 4'ler ve y üzeri 4'ler birbirini götürecekler. Evet. 2x Sonra daha kare uyguladım. böyle olmalı dedin. Şu ikisini Sonra al da da uygun. ag uyguladım hocam. Evet hocam. X y küp artı y x küp bölü 2 büyük eşittir arkadaşlar. Ago'dan x üzeri 4 y üzeri 4'ün kare kökü, o da nedir? X kare y karedir. Dolayısıyla eşitsizliğin sol tarafını hocam ben sol tarafı koşuşu varsa ispatladım ama x kök x y kök y sayılarında koşuşu var yaparsanız da bunu göstermiş olurdunuz. Bu kısmı kolaydı. Şimdi ikinci kısmı, hocam ikinci diğer kısmı tarafa da yaklaştığımı düşünüyorum. Ne yaptın Tam diğer bir tarafı çözdüm. Tam bitiremedim de süre yetmedi. Arda çözmüş tam olarak. Arda'yı dinleyelim. Hocam ondan sonra ilk öncelikle ben çarptım yani nasıl desem çapraz çarpımlarını yaptım. Yani 9x kare artı y karenin karesi büyük eşittir 9x kare artı y kare ve oluyor. Ondan sonra hocam Bunları açtın mı bunları? Evet hocam. Açarsak ne gelir? 9x üzeri 4 artı 9y üzeri 4 artı 180x kareye kare 18 kareye kare Burayı açarsak da 8x üzeri 4 artı 8y üzeri 4 artı 8x küp y artı 8x y küp geldi. Evet. Daha sonra 8x üzeri 4'ü karşıya attım. Yani onları karşıya attım. O zaman x üzeri 4 eksi 8x küp y artı 18x kare y kare artı 8x y küp artı y üzeri 4 büyük eşittir 0 geldi. O zaman biraz şunu sileyim. Şöyle yapayım. Şey yaptım yani. Hepsini karşıya attın. Hı. Evet. Ondan sonra her tarafı y üzeri 4'e böldüm. Ondan sonra da x bölü y'ye t verdim. Her tarafı y üzeri 4'e böldüm. Pozitif olduğu için bunu yapabilirsin. Burası x bölü y üzeri 4. Burası 1. Burası 18 x bölü y'nin karesi. Eksi 8 x bölü y'nin küpü. Artı 8 x bölü y. Sonra x bölü y'ye t mi dedin? T dedim hocam. Benim t'lerle artılar karışıyor. Ben ona m diyeyim. Tamam hocam. O zaman evet. M üzeri hocam, 4. Ben de çözdüm burada. Tamam. Toparlıyorum. Hocam, m üzeri 4. 8 m küp artı 18 m kare artı 8 m artı 1 büyük eşittir 0 olur. Evet, böyle bir ifadeyle karşılaştık. Burada bir saniye, bir hata yaptım sanıyorum. Bir tane daha mı eksi olacak?
Şu da eksi olacak. Söylemiyorsunuz arkadaşlar hata yapınca. Olacak. Evet, burada ne yapacağız? Hocam ondan sonra T üzeri 4'ün katsayısı bir, M üzeri 4'ün katsayısı bir. Sonra son terimin katsayısı da bir. Sonra ikinci terimin katsayısı eksi 8. Dördüncü terimin katsayısı da eksi 8 olduğundan dolayı bu denklem simetrik bir denklem oluyor. Evet. Bunu t kare derecesinden düşünebiliriz. Evet. Hocam o zaman şöyle oluyor. T kare artı 1 bölü T kare eksi 8 tane T artı 1 bölü T artı 18 büyük eşittir 0 buldum. Bir daha söyle burayı. M kare yerine ne yapıyorsun? Hocam M kareye bölüyorum her tarafı. Her tarafı M kareye bölüyorsun. Evet, güzel. Şurası kareydi galiba, değil mi? Evet. Evet, sonra. Hocam ondan sonra bunu da m kare artı 1 bölü m kare. Yani ilk terimle son terimi alıyorum. Sonra ikinci terimleri alıyorum. Eksi 8 parantezinde m artı 1 bölü m artı 18 yaptım. Evet, tamam. Bu da büyük eşittir 0. Burada tekrar bir değişken değiştiriyorum. Hocam m artı 1 bölü m'ye z değerini verdim. Z diyelim. Tamam. O zaman hocam t kare artı 1 bölü t kare de z kare eksi 2 olur. Nedenini söyleyeyim mi? Yo, onu herkes anladı sanıyorum. O zaman bu z kare eksi 8z eksi 8 8z artı 16 oldu ki o da z Z'nin eksi 4'ün parantez karesi. Dolayısıyla bunu göstermiş olduk arkadaşlar. Aferin Arda. kendi çözümümü söyleyebilir miyim hocam? Evet, şimdi Ahmet Kerim de çözümünü söylemek istiyor. Sen nasıl yaptın Ahmet Kerim? Hocam ikinci satıra kadar ben de öyle gittim. İkinci satırda hepsini atmak yerine 8x üstü 4 artı 8 y üstü 4'ü karşıya attım. Tamam. Yani şu ikisi kaldı burada. Doğru mu? Evet. Doğru Onları hocam. 8x'e parantezini alıp yazalım madem. Hocam almayalım. Gerek yok. Gerek yok. Peki. Atmak 8x için daha diğer türlü daha iyi y olurdu. artı 8x y küp. Ne oldu bu tarafta? X üzeri 4 artı y üzeri 4 artı 18x kare y kare oldu. Sonra Hocam 8x 3 y ile 8x y küpü agosunu alalım hocam. bu ikisinin mi? Evet. Agos'unu alalım. Evet hocam. Peki. Hayır öyle değildi pardon. 9x üstü 3 y ile 9x y küpü yapacağız hocam. 9. Hocam 8 değil de onlar 9 olacak. Diğeri de eksili olarak orada kalacak hocam. Yani burayı 9x küp y küp yapalım. X Evet. küp y artı 9x y küp yapalım. O Eksi onları da evet. karşıya atalım. Evet. Evet. Hocam sol tarafın agoy aldım hocam ben sol tarafı. Sol O tarafı. 18 x kareye kareye denk olacak. Küçük olacak. Yok. Ben de hata çıktı galiba hocam. Burası daha büyük olan kısım olacak. Evet. Şimdi o zaman Onu şöyle duralım. karıştıracağım. Bir Ahmet Kerim. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Heh, silindi. Şuraya 8 parantezini alalım. Burada x karenin karesi y karenin karesi. X kare artı y karenin karesi. Artı 16x kare y kare, onu da 4x y'nin karesi diye alalım. Şimdi Ahmet Kerim ago uygularsan sağ tarafta x kare artı y karenin
karesi artı 4xy'nin karesi, iki tane terim var burada, bölü 2. Karekök içinde x kare artı y karenin karesi çarpı 4xy'nin karesi olur. Ki kare ile karekökler gider. Burası 4xy çarpı x artı y olur. Yanlış mı yaptım? Bakayım. X kare artı y. X kare artı y kare olur. Değil mi? Zaten burası da x kare artı y kareydi. Şöyle sileyim, düzgün yazayım bunu. 4 xy çarpı x kare artı y kare olur. Karşı taraftaki bölü 2'yi de karşıya çarpı diye atarsam 8 olur. Dolayısıyla bu gördüğümüz doğru arkadaşlar. Bu gördüğümüz doğruysa bu gördüğümüz doğru diyerek sağ tarafı da göstermiş olduk. İki türlü göstermiş olduk arkadaşlar. Bir R'da değişken değiştirerek ilerledi. Cebirsel ifadelere x bölü y'ye m diyerek sadeleştirdi. Onu da güzel simetrik olduğu için daha önce öğrendiğimiz yöntemlerle çözdü. Ahmet Kerim de bizi bir yere yönlendirdi. Kendisi AGO'yu yanlış yaptı ama biz sonra AGO'yu toparladık. Ve bu şekilde yaptık. Yani iki farklı şekilde sonuca ilerleyebiliriz. Bu tarz ifadelerde zaten hani içler dışlar çarpımı yapıp ifadeyi sade hale getirip ondan sonra görmeye çalışıyoruz. Önceki soruda da bunu yapmıştık. Peki şimdi Türkiye 2011'i bitirdik. Türkiye 2014'ü zaten daha önce çözmüştük. Daha sonraki soruları zaten ileride çözeceğiz. Şimdi Romanya arkadaşlar, genç takım seçme sınavı sorusu. Romanya Team Selection Test 2002. Soru şöyle. A, B, C sayıları 0 ile 1 aralığında kök içinde A, B, C artı kök içinde 1 eksi A çarpı 1 eksi B çarpı 1 eksi C küçüktür 1 olduğunu ispatlayınız. Bu soruyu daha önce çözmüş müydük? Hatırlayan var mı? Hatırlayan yok sanırım. Bir şey evet. Sorabilir miyim hocam? Ha, evet. Tamam, yazıyormuş. Yazıyor musun hocam? Tamam. Hadi başlayın bakalım. Bir 4-5 dakika uğraşın.
Bulan varsa söyleyebilir arkadaşlar. Hocam buldum sanmıştım, yanlış bulmuş. İyi. Evet arkadaşlar, fikri olan var mı? Agos'unu Peki alalım. Agos'unu alalım. Neyin Agos'unu alalım? Hocam 1 eksi A, 1 eksi Ben B. direkt ikisinin Agos'unu aldım hocam. Direkt aldım. Arda sen ne diyorsun? Hocam ben de ikisini aldım. Ama ilk onu yaptım yani. Peki arkadaşlar, şimdi bunlar A, B, C 0 ile 1 arasındaymış. Evet hocam. Buradan A çarpı B çarpı C hakkında ne düşünürsünüz? 1 ile 0 arasındadır. Evet, peki kök ABC ile, çünkü bizim elimizde ABC var, öyle değil mi? Hani bunu ago yapmaya çalışsak şöyle olacak, bakın. Şöyle sileyim. Hani bu düşünceye nereden geldiğimizi bulalım. A artı B artı C bölü 3'te ago yapsak arkadaşlar, bizim elimize küp kök ABC gelecek. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Evet hocam. Peki küp kök ABC acaba kara kök ABC'den büyük mü? Yani büyükse eğer işimize yarayabilir bu bilgi. Büyük Şu ikisi olması lazım. arasında, Büyük hocam büyük. şu ikisi arasındaki ilişki ne arkadaşlar? Böyle neden? Çünkü A, A, B, B, C C elemandır 0 ile 1 arasında olduğundan bunu rahatlıkla diyebilirim. Dolayısıyla şöyle arkadaşlar. Peki bunun aynısını 1 eksi A, 1 eksi B, 1 eksi C için yapsam? Bölü 3. Biraz kenara yapayım. Çocuklar sığmayacak buraya. 1 eksi A artı 1 eksi B artı 1 eksi C bölü 3. Ago eşitsizliğinden gene küp kök içinde 1 eksi A, 1 eksi B, 1 eksi C olmayacak mı? Sonuçta 1 eksi A, 1 eksi B ve 1 eksi C de elemandır 0 ile 1 aralığında değil mi? Her biri. Arasılığında hocam. O zaman burada gerçekleşen ifade burada da gerçekleşmeyecek mi? Gerçekleşecek hocam. Karekökünden küçük olacak. Bu iki eşitsizliği taraf tarafa toplarsak şöyle diyelim. Bu birinci eşitsizliğe 1 diyelim. Buna 2 diyelim. 1 ile 2'yi toplarsak ne olur arkadaşlar? Toplarsak kök içinde ABC artı kök içinde 1 eksi A çarpı 1 eksi B çarpı 1 eksi C büyük Hocam. eşittir. Şuradaki A ile buradaki eksi A, buradaki B ile buradaki eksi B, buradaki C ile buradaki eksi C birbirini götürecek. Hocam. 3 bölü 3 eşittir 1 çıkacak. Evet. O mavi küçük eşitliler var ya hocam. Küçüktür olması gerekmiyor mu? Evet, küçüktür olması gerekiyor. Doğru diyorsun. Hop. Hop. Çünkü bir olamayacaklar, eşit olamayacaklar. O zaman burası da siliyorum. Burası da böyle olacak. Zaten bize soruda da öyle soruluyor. Değil mi arkadaşlar? Ve eşitsizliği göstermiş olduk. Anlaşıldı mı bu soru? Bir sonraki
Sorusu olan varsa sorabilir ya da bir sonraki eşit soruya geçelim. Geçelim arkadaşlar. Bir sonraki soru arkadaşlar, Gazete Matematica, Romanya'da çıkan bir matematik gazetesi. Orada Matematica. Orada çıkan bir soru. ABC pozitif reel sayılardır. Ve A çarpı B çarpı C eşittir 1'dir. B artı C bölü kök A artı C artı A bölü kök B artı A artı B bölü kök C büyük eşittir kök A artı kök B artı kök C artı 3 olduğunu gösteriniz. Evet, yine biraz düşünün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fikri olan var mı? Benim var hocam.
Dinliyorum Ahmet Kerim. Hocam 3 tane toplam var ya iki tarafta. Artı 3'ü de artı 1 artı 1 artı 1 diye dağıtacağız. Hı. 3 gruba ayıralım ve bunların toplamının büyük olduğunu gösterelim. Tamam, nasıl Olduğunu en yapacağız? son. Ya yaptın mı yani bir Hocam şeyler? bitti sayılır galiba. Söyle bakalım. Hocam B artı C kök A ile kök A artı 1'i aldım. Hı Diğer hı. ikisi de öyle alınacak. Tamam. Yani şunu gösterirsen biter mi diyorsun? Gibi gibi. Tam emin olamadım da Tamam. gösterileceğinden. Sonra ne yaptın? Ondan sonra ben denklemi evirdim çevirdim işte. Kök A'yla çarptım önce iki tarafı. A'yı 1 bölü BC diye yazmıştım. A artı kök A mı oldu burası? A'yı da 1 Evet. bölü BC diye mi yazdın? Ama hocam çevirmemiz gerek yok galiba. Hocam benim zaten anlamadım çözümümden çok bir şey. Benimkini geçelim hocam. Anlatamam çünkü. Fikir güzel ama onu söyleyeyim. Yani buradan bir şeyler yapmayı denemek de bence güzel bir fikir. Hocam. Belki de gelebilir. Evet, Arda. Olup olmadığından emin değilim ama benim aklımdan ilk önce paydaları eşitlemek geldi. Ondan ABC çarpım 1 olduğu için payda 1 olacaktı. O da güzel bir fikir. O da kullanışlı. Peki ilerledin mi o fikirden? Hayır hocam, yeni aklıma geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar, burada şu gördüğünüz ifade B artı C bölü kök A'yı görüyorsunuz ya. Biz onu B bölü kök A artı C bölü kök A diye düşünsek. Bir şey gelir mi aklınıza? Ne yapalım burada? Hocam hepsini ayıralım. Ondan sonra şey mi yapsak? Veya buradan direkt. Burada Nago yapalım. Ne gelir karşımıza? B çarpı C bölü A mı gelir? Evet hocam. Kök içinde. Doğru mu? O Doğru hocam. zaman B bölü kök A artı C bölü kök A kök içinde B çarpı C bölü A'dan büyük çıkar. Hocam. Aynısını bu ikisine de uygularsak benzer şekilde diğerlerine de uygularsak ne olur bir bakalım. Karşımıza şu ikiyi unuttuk değil mi şurada? İkiyi karşıya çarpı diye Evet hocam. attık. Bizim B artı C bölü kök A artı C artı A bölü kök B artı A artı B bölü kök C ifademiz. Her birinin iki tane geleceği için iki tane BC bölü A artı CA bölü B artı AB bölü C'den büyük olmuş olacak. Peki burada sizce ne yapabiliriz? Yani şu ifadeye bir bakın. Hocam. Heh. Odun oku Dinliyorum. yapabiliriz de. Ben şey diyecektim. Kök içinde BC bölü A eşittir 1 bölü A çıkıyor hocam. Evet, 1 bölü A çıkıyor. Doğru. Oradan mı gitsek? Oradan da gidebiliriz. Ama biz şurayı düşünün bakalım. Şurada hani Hocam dört... her tarafı faydasıyla çarptı. Nasıl? Duyamadım. Hocam herkesi paydasıyla genişletelim. Sonra A çarp B çarp C eşittir 1 olduğunu kullanalım. Yani onu kullanabiliriz ama bizim ilerlemek istediğimiz yer köklü bir ifade. Şimdi bu ifadelere baktığınızda hani herhangi ikisinin çarpımına bakar mısınız? Herhangi ikisinin çarpımına baktınız mı arkadaşlar?
Şuradaki herhangi ikisinin çarpımı, mesela şu ikisinin çarpımı ne geliyor? Hocam C kare geliyor galiba. Evet, C kök kare içinde geliyor C kare yukarı geliyor. oradan. Yani dışarı Evet, kök C diye için. çıkıyor. Ha, yani bakın. Buradan kök C'ye ulaşabilirim. Nasıl ulaşabilirim? Eğer ben gider bu ikisinde mesela ago yaparsam. BC bölü A artı kök CA bölü BD ago yaparsam kök çarpınca kök içinde kök C kare gelecek ki o da ne olacak? Kök C olmuş olacak. Kısaca kök BC bölü A artı kök CA bölü B büyük eşittir. İki tane kök C olacak. Benzer şekilde diğerlerini de uygularsan, bakın burada toplam hepsinde ikişer tane var. Ben bundan bir tane, bundan bir tane alacağım. Sonra bundan bir tane, bundan bir tane alıp uygulayacağım. Sonra şundan bir tane, bundan bir tane alıp uygulayacağım. Yani her birini kullanmış olacağım. Benzer şekilde diğerlerini de yaparsak şunu görmüş olacağız. İki tane BC bölü A artı CA bölü B artı AB bölü C büyük eşittir. İki tane kök A artı kök B artı kök C olacak. Bu tarafta da B artı C bölü kök A, C artı A bölü kök B, A artı B bölü kök C. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık, değil mi? Bizim istediğimiz şey şu. İstediğimiz ifade kök A, kök B, kök C artı 3. Bizde iki tane kök A, iki tane kök B, iki tane kök C var. Ne yapalım? Şuna ulaşmak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu şu bilgiyi kullanacağız. İpucu olsun size. Hocam, iki Efendim parantezinde söyle. kök A artı kök B artı kök C mi hocam? Evet. Şu elimizde şu var. Hocam, onların üçünün çarpımı bir eder. Ya ne yapalım? Ne demek istiyorsun? Hocam, kök A artı Olabilir. kök B artı kök C'de ago uygulasak. Bu da ne yapar? Büyük eşittir 1 gelir. O zaman Yani kök A artı kök B artı kök C büyük eşittir 3 gelir. o İki zaman çarpı benim üstünde elimde 6 iki olur. tane vardı ya, ben onları şöyle ayırayım. Kök A artı kök B artı kök C artı bir tane daha kök A, bir tane daha kök B, bir tane daha kök C yapayım. O da kök Sonuçta A. iki kök A. Şu gördüğümüz yere de kendisinden daha küçük ya da kendisine hiçbir şey yazarsam eşitsizlik korumaya devam etmiş olur. Ve bu eşitsizliği de göstermiş oluruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Karışık mıydı? Anlaşıldı hocam. Biraz karışık hocam. Arkadaşlar videosunu tekrar izleyip notlarınızı alın. Şimdi bir Genç Balkan Shortlist sorusu çözeceğiz arkadaşlar. CBMO 2016 shortlist. Shortlist yani sorulması düşünülmüş ama sorulmamış bir soru. A, B, C pozitif reel sayılar. A çarpı B çarpı C eşittir 8 ise A, B artı 4 bölü A artı 2 artı BC artı 4 bölü
B artı 2 artı CA artı 4 bölü C artı 2 büyük eşittir 6 olduğunu gösteriniz. Evet, gene düşünün bakalım. Evet arkadaşlar,
Bulan var mı ya da ilerleyen bir şeyler yapıp deneyen? Hocam ben bir şeyler yaptım. Ne Hocam. yaptın? Söyle bakalım. Ben de yaptım hocam. Söyle. İlk önce bu ifadede biraz uğraştım hocam. Sonra en sonunda AB eşittir 8 bölü C yaptım. AB eşittir 8 bölü C. Tamam. Artı 4. Ondan sonra 4'ü de C'ye açınca 4 C artı 8 bölü C oldu. Yani 4 çarpı C artı 2 çarpı bölü C. Bir o Diğerlerini de zaman bu şekilde yazalım. yaptım. Peki yazalım bir. Yani Aynen. şuradaki AB yerine 8 bölü C yazalım diyorsun. Evet. Şöyle bir yazayım. Sonra artı 4 derken bunun paydasını eşitleyelim. O zaman şöyle yazalım diyorsun. 8 artı 4 C Dörtçe. bölü C çarpı A artı 2. Doğru mu? Veririm öyle değil. Bölü C bitti bu kadar. Artı 2 yok hocam. Artı 2 yazmadım. Sonra ne ekleyeceğim? Bölü A artı 2 var ya, onu yazmayalım mı? Ha, yazmayalım hocam. Tamam. Onu Yazmayalım. başlıyorum. Yani 4 çarpı C artı 2 parantezini yazmamız gerekirse. Diğerlerini de aynı Tamam. şekilde yaptım. 4 çarpı C artı 2 Bölü bölü C. C. 4 çarpı B, ne diyeceğiz burada? B artı 2 bölü B. A artı 2 Ha. Ha. bölü A artı 4, artı da yok aralarında çünkü paylarını yazmıyoruz. 4 çarpı B artı 2 bölü B. Evet. Şimdi hocam bizim bildiğimiz tek bir cevap var. ABC eşittir 8. Yani belirli bir şey bulmak istiyorsak bunları çarpmamız lazım. Bunları çarptım hocam. Ha, bunları çarpalım diyorsun ama Evet. niye yani ago mu yapalım yani? Onu demek Hayır, istiyorsun. çarpalım. Sonra güzel bir şey çıkıyor. Çarpalım tamam. Alt taraf. Tamam. Yani çarpınca hani çarpalım ama hani nereye koyacağız bu veriyi? Çarpalım hadi tamam çarpıyorum. Çarptım. Alt taraf ABC oldu. Yani 8 oldu. Üst tarafta Evet. 4 var. Sadeleşti onlar. Dört C artı 2, B artı 2, A artı altı. 2 bölü 8, 2. Sonra İşte, hocam A artı B artı C bölü 2 ya. Ya nasıl anlatacağım ya? Hocam bak şunu da bence şöyle yaptım. yapsak Fethi, senin düşüncene devam etsek ama böyle değil de çok kopuk oldu senin yaptığın. Şöyle yazalım. Sekiz artı dört A bölü B artı iki artı 8 artı 4B B çarpı C artı 2'ye şu ifadeyi aldık. Yukarıdaki ABC'nin 8 olmasından faydalanarak bu şekilde yazdık. Tamam. Şimdi Fethi, şimdi bu sayıları da bunları da çarpabilirsin. Fethi, ne Evet diyorsun hocam. bu konuda? Ben de işte tam onu alacaktım hocam, yazdıramadım size. Ama işte bu haliyle çünkü sen Evet. bölü B artı 2 bölü B artı 2 bölü C artı 2'yi almadan çarparsan olmaz. Yani bambaşka bir ifadeden yürüyorsun sen şimdi sonra. Şimdi Tamam. burada bunu alırsak bunları çarparsak anlamlı mı olacak bizim için? Burada ago yaparsak arkadaşlar bizim için anlamlı olacak mı? Buldum. Olacak. Neden? Çünkü bunu dört parantezine alınca ne gelecek? Ne gelecek dört parantezine alınca? Yar 2. Alt tarafta da C Yar artı 2 2. var. Bunu dört parantezine alınca A artı gelecek. Alt tarafta da var. Bunu dört parantezine alınca B artı 2 gelecek. Alt tarafta da var. Alt tarafta A çarpı B çarpı C var. Bak çok güzel ifadeler geliyor karşımıza. Öyle değil mi? Uygularsak ne olacak? 8 artı 4 C'yi 4 çarpı 2 artı C diye düşünelim. 8 artı 4 A'yı 4 çarpı 2 artı A diye düşünelim. 8 artı 4 B'yi 4 çarpı 2 artı B diye düşünelim. Bölü. Alt tarafta da bunların hepsini çarpacağız sonuçta. Öyle değil mi? Ago alırken. Payla payı paydayla paydaları çarptık. 3 tane terimimiz olduğu için küp kökünü aldık. Bunu da bölü 3 dedik.
O zaman bizim ifademiz bu 3 bölü 3'ü karşıya atarsak çarpı 3 diye. Şuradaki a artı 2 ile buradaki a artı 2 gitti. Buradaki 2 artı c ile buradaki 2 artı c gitti. Buradaki 2 artı b ile buradaki 2 artı b gitti. Ne kaldı geriye? A çarpı 64 b çarpı bölü c de 8. Değil mi? Evet hocam. 4 3. çarpı 4 çarpı 4 var. 64 bölü 8'den 8 çıktı. Yani 3 çarpı küp kök 8 çıktı ki küp kök 8 de 2'dir. Yani burası nedir? 6'dır. Dolayısıyla biz bu eşitsizliği ne yapmış olduk? Göstermiş olduk. Hocam. Fethi çok yaklaştın yani. Ama hani ifadenin bir kısmını alıp diğer kısımlarını bırakarak hani bir yere varamayız. Çünkü paydalar aynı değil. Daha sonra onları bir araya getirmekte zorlanırız. Hocam. Evet. Orada 3 tane terim var ya hocam. Direkt bu 3 terimi ago yaparsak da çıkıyor. Şu 3 terimi mi? Evet hocam. Yapalım. Çıkanı söyleyeyim hocam isterseniz. AB artı 4 bölü A artı 2 artı BC artı 4 bölü B artı 2 artı CA artı 4 bölü C artı 2. Zaten aslında biz de onu yaptık ki sadece görünümü değiştirdik değil mi Ahmet Biliyorum Kerim? Hocam. Evet hocam. O yüzden hani bir daha uzun uzun da şey yapmaya gerek yok. Hocam oradan uğraştım. Oradan da 8 çıktı hocam sağ taraftan. Tamam. Solda 3 bırakmıştım. Onu da karşıya attım çıktı. Peki bir başka soru yapalım şimdi. Gene 2016 JBMO shortlist. A, B, C elemanıdır. Reel sayılar arkadaşlar. 8 bölü A artı B'nin karesi artı 4 A, B, C artı 8 bölü B artı C'nin karesi artı 4 A, B, C artı 8 bölü A artı C'nin karesi artı 4 A, B, C artı a kare artı b kare artı c kare büyük eşittir 8 bölü a artı 3 artı 8 bölü b artı 3 artı 8 bölü c artı 3 olduğunu gösteriniz.
Evet arkadaşlar. Bir şeyler bulan var mı? Ben bulamadım hocam. Şimdi arkadaşlar bu tarz ifadelerde şurada a kare artı b kare artı c kare görüyorsunuz ya. Burada da hani 3 tane ifade var. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu ifadeyi a kare artı b kare bölü 2 artı a kare artı c kare bölü 2 artı b kare artı c kare bölü 2 diye düşünebilirsiniz. Ve şu gördüğünüz ifadelerden bir tanesini bununla eşleyip buradakilerden bir tanesinden büyük olduğunu gösterip sonra diğerleri için de aynı şeyleri yapıp bu eşitsizliği ilerletebilirsiniz. Şimdi bakış açımız bu olacak bu soruda. Biz yani neyi inceleyeceğiz? 8 bölü a artı b'nin karesi artı 4abc artı a kare artı b kare bölü 2'yi inceleyeceğiz. Ve bunu görünce burada içimizden hani ago yapmak gelecek ama şu an ago yapsak bizi çok bir yere götürmeyecek. Bu yani bu eşitsizliğin üzerine biraz oynayarak ondan sonra ago yapmak isteyeceğiz. Yani alt tarafta da işte üst tarafta da yani şu tarafla şu tarafta birbirini götürecek ifadeler olmasını isteyeceğim. Peki ilk olarak şuna bakalım. Biz biliyoruz ki a kare artı b kare arkadaşlar a artı b'nin parantez karesinin yarısından daha büyüktür. Hemen şöyle kısaca göstereyim. 2 a kare artı 2 b kareye a kare artı 2ab artı b karedir. Yani a kare artı b kare 2ab'den büyüktür. Zaten bu bizim aritmetik ortalama, geometrik ortalama eşitsizliğimiz. Buradan her iki tarafa da a kare b kare ekleyip ondan sonra 2'ye bölersek iki tarafı da bunu elde ederiz. Bu bizim birinci eşitsizliğimiz. Yani biz a artı b'nin karesi gördüğümüz yere a kare artı b kare gördüğümüz yere ondan daha küçük olan a kare artı a artı b'nin karesi bölü 2 yazabiliriz. Şöyle siliyorum. Yani şuraya pardon arkadaşlar bir geri alayım. Yani şunu demek istiyorum. Biz bu ifade a kare artı b kare gördüğümüz yere daha küçük bir ifade yazarsak şöyle eşitsizliğimizin sağ tarafına bir şey yazmış oluruz. Ve orayı a artı b'nin karesiyle alakalı hale getirdik. Peki o zaman şu alt tarafı da a artı b'nin karesiyle alakalı hale getirelim. Diğer yandan biz biliyoruz ki a artı b'nin karesi büyüktür arkadaşlar. 4ab'den. Öyle değil mi? Neden? Açarsanız çok rahat görürsünüz. Neden böyle bir şey diyorum? Çünkü biz ne yapacağız? Şurada 4ab gördüğümüz yere a artı b'nin parantez karesi yazıp alt tarafı büyük yapacağız ve ifade küçülmüş olacak. Yani özetlersem şunu yapıyoruz. 8 bölü a artı b'nin karesi artı 4ab yerine a artı b'nin karesi c artı a kare artı b karenin yerine a artı b'nin karesi bölü 2 bölü 2 de var bölü 4 oldu. Şimdi ne yapacağız? Hemen bunda şöyle eşitleyelim arkadaşlar. Burada da 8 bölü a artı b'nin karesi parantezinde 1 artı c artı a artı b'nin karesi bölü 4. Şimdi burada ago uygulayabiliriz arkadaşlar. Ago uygularsak, ago'yu şöyle yazayım. 8 bölü a artı b'nin karesi çarpı 1 artı c artı a artı b'nin karesi bölü 4 büyük eşittir. 2 çarpı karekök içerisinde şunla şu gidecek arkadaşlar. 4 ile bu sadeleşecek. 2 bölü c artı 1 kalacak. Yani kısaca 2 kök 2 bölü kök içinde
C artı 1 kalacak. Yani özetle biz şunu gösterdik. Şöyle yeşil kalemle göstereyim. Bu kısım ile bu kısmın toplamının bundan büyük olduğunu gösterdik. Şimdi ana eşitliğimiz, eşitsizliğimizin sağ tarafında eğer şundan büyük olduğunu gösterirsek soru biter. Yani 2 kök 2 bölü kök C artı 1 büyük eşittir 8 bölü C artı 3 ifadesini gösterirsek soru biter arkadaşlar. Burada da içler dışlar çarpımı yapıp karesini alırsak şöyle şuraya sıkıştırayım. 8C artı 3'ün karesi 64C artı 1. Bunda işlemlerini yaparsınız arkadaşlar. 8'e bölüp işlemi yaparsanız C eksi 1'in karesi büyük eşit 0 çıkıyor. Zaten bir sayının karesi 0'dan büyük olduğundan dolayı bu eşitsizliği de göstermiş oluyoruz. Neyi göstermiş oluyoruz? Bir parçasını. Sonra ne yazacağız? Aynı şekilde diğerlerini de yaparsak arkadaşlar ve taraf tarafa toplarsak biz bu eşitsizliği göstermiş oluruz. Bu eşitsizlik üzerinde de biraz düşünün arkadaşlar. Peki. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bugünkü son sorumuz olacak. Bu gene JBMO 2016 short list sorusu. X, Y, Z elemandır pozitif reel sayı ve X artı Y artı Z eşittir 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z. X artı Y artı Z büyük eşit kök içinde X'ye artı 1 bölü 2 artı YZ artı 1 bölü 2 artı ZX artı 1 bölü 2 olduğunu ispatlayınız. Evet, gene soruda düşünün, son sorumuz.
Evet arkadaşlar, bu soruyu da çözüp günü tamamlayalım. Fikri olan var mı? Şimdi... Hocam, iki tarafı da ikiye çarpmayı düşündüm ben. Sonra? Hocam biraz geç çarptığından dolayı çok bir şeye bakamadım. Peki, yani bir şeyler olabilir oradan tabii ki. Şimdi şu ifadeye odaklanalım arkadaşlar. Biz bu ifadeyi nasıl elde edebiliriz diye. Y parantezini alsak bu ifadeyi. Y çarpı x artı 1 bölü y bölü 2. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Peki biz bu çarpıma nereden ulaşabiliriz? Hı? Yukarıda bir eşitsizlikten mi? Yok, bu çarpım halinde çocuklar. Ago'dan ulaşabiliriz buraya. Ne olursa ulaşabiliriz. İşte y artı x artı 1 bölü y. Şöyle yapayım, şurayı sileyim. X artı 1 bölü y bölü 2 bir terim olarak alsak, bunların çarpımını karşı tarafta ulaşırız. Öyle değil mi? Şu bölü 2 ile karşıya çarpı diye atarsak, hop. Aynısını diğerleri için de yaparsak, yani bu sefer de z artı y artı 1 bölü z bölü 2 gene Ago'dan 2 çarpı z çarpı y artı 1 bölü z bölü 2 aynı şekilde x artı z artı 1 bölü x bölü 2 2 çarpı x çarpı z artı 1 bölü x bölü 2. Bunları taraf tarafa toplarsak karşımıza ne gelecek arkadaşlar? Taraf tarafa toplarsak x artı y artı z gelecek bir. Sonra artı ortak paydaları 2 x artı y artı z artı 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z gelecek. Diğer taraftan da iki parantezinde yx artı 1 bölü 2 yz artı 1 bölü 2 zx artı 1 bölü 2 gelecek. Biz biliyoruz ki 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z demek yukarıda vermiş bize x artı y artı z demek. Burada o zaman iki tane x y artı z var. İkiye bölersek bir tane x y artı z yapacak. Bir de burada x artı y artı z var. İki tane x artı y artı z. Buradaki eşitliğin karşı tarafında da ifadenin iki katı var ki bu ikiler birbirini götürünce x artı y artı z tam bizim istediğimiz ifadeye gelmiş olacak soru. Evet. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk.